Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'nın elindeki en büyük kozlardan birisi neydi? Bayraktar. Bizim Türk sihalar. Drohne, die in der Türkei gefertigt wird und diese Bezeichnung trägt, Bayraktar. Ukrayna Batı Operasyon Merkezi, Ukrayna Hava Kuvvetleri'ne ait MiG-29 tipi savaş uçağının Rus Su-35 savaş uçağını düşürdüğünü duyurdu. Görüntülerde uçakların birbirini havada kovalarken it dalaşına girdiği, kovalamacanın sonunda ise Ukrayna MiG-29'undan atılan füzeyle Su-35'in vurulduğu görüldü. Bu arada Ukrayna ordusu Bayraktar TB2'leri de aktif olarak kullanıyor. Hatta Rus ordusuna en büyük zararı TB2'lerin verdiği de ortada. Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'nın elindeki en büyük kozlardan birisi neydi? Bayraktar. Bizim Türk sihalardı. İçimizdeki bazı gafiller Bayraktar TB2'lerin vurulmasına sevinse de SİHA'larımızın üstün bir başarı sergilediği çok açık. 4 tane TB2 Ukrayna SİHA'sını düşürdük. Görüntü var mı? Yok. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus birliklerinin saldırılarına karşı Ukrayna Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki Bayraktar TB2 SİHA'ların aktif olarak kullanıldığını açıklamıştı. Tabii SİHA'larımızın başarısı yine tüm dünyada konuşuluyor. İki ülkenin silah ve askeri teçhizatlarının konu edildiği Alman televizyon kanalında sunucu Bayraktar TB2'lerden övgüyle bahsetti. Drohne, die in der Türkei gefertigt wird und diese Bezeichnung trägt, Bayraktar TB2. Und ein Modell dessen haben wir jetzt mal hier im Studio mitgebracht. Aus Platzgründen kann sie nicht ganz so groß ausfallen, wie sie in... Programda Ukrayna'nın Kırım ilhakından bu yana askeri teçhizatını neredeyse iki katına çıkardığını, son olarak parasını çok özel bir silaha yatırdığından bahsedildi. O sırada stüdyoda dev Bayraktar TB2 görülürken sunucu bir modelini incelemek için buraya getirdik. Ama yer dardığından gerçekte olduğu kadar büyük gösteremiyoruz ifadelerini kullandı. Aber die Ukraine, die hat das Geld in eine Waffe investiert, unter anderem in eine Waffe investiert, die zumindest in Russland Eindruck schindet, so will ich es mal nennen. Die Rede ist von einer unbemannten Kampfdrohne. Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Rusya tarafından işgal saldırılarına uğrayan Ukrayna için bir destek mesajı paylaştı. Rusya'nın saldırılarının bağımsız bir ulusun egemenliğini hiçe saydığını ve hukuksuz olduğunu vurgulayan Bayraktar, işgali en sert şekilde kınıyor. İşgale direnen Türk kardeşlerimizin vatanı Kırım ve Ukrayna'yı destekliyorum, dedi. Bayraktar paylaşımının devamında, dünyada olup bitenler net bir şekilde gösteriyor ki, milli teknolojiyle güçlü ve bağımsız savunma sanayi, uluslar için hayati önem taşıyor. Tam bağımsız, güçlü ve müreffeh Türkiye'nin tek yolu milli teknoloji hamlesi ifadelerini kullandı. Bu arada merakla beklenen Rusya'nın Ukrayna işgalinin ikinci gününde gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi sona erdi. Toplantının ardından yapılan ortak açıklamada Putin'in saldırı kararı korkunç bir stratejik hata denildi. Erdoğan ise son olarak şu açıklamaları yapmıştı. Şu anda Avrupa Birliği ve bunun yanında batıcı bütün zihniyetler maalesef ciddi, kararlı bir duruş sergilemediler. Hepsi Ukrayna'ya bol bol nasihat çekiyorlar. Tabii bu nasihatle bir yere varmak mümkün değil. Yani ne yaptınız, ne yapıyorsunuz, ne yapacaksınız veyahut da attığınız bir adım var mı? Buna baktığımız zaman atılan herhangi bir adım yok. Ve bugünkü NATO zirvesini bu konuda ne gibi adımlar atıyorsunuz veya atacağız bunu konuşacağız. Yoksa bol bol nasihat çekmek, bol bol kınamak, böyle bir yani adeta
Karagöz Hacivat cümbüşüne bu işi döndürmemek gerekir. Ve bu konuda da bugüne kadar bol bol nasihat çeken Batı şu anda da hala bu nasihatlerine devam ediyor. Temenni ederim ki bugünkü NATO zirvesi daha kararlı bir duruş ortaya koymak suretiyle, çünkü Avrupa Birliği üyesi ülkelerin hemen hemen tamamına yakını biliyorsunuz NATO ülkesi, ama hala bir duruş, bir kararlılık ortaya konmayınca bu tabii Zelenski'nin de ifadesiyle sadece bize nasihat veriyorlar, herhangi bir destek vermiyorlar dediği gibi bir duruş ortaya koyuyor ki bu ne dostluğa ne dayanışmaya sığmaz. Açıklamada Rusya hükümetinin yalanlarına kimse kanmamalı. Putin'in Ukrayna'ya saldırma kararı korkunç bir stratejik hata. İttifakın doğu kısmına önemli ölçüde ilave savunma gücü takviyesi yapıyoruz. Güçlü caydırıcılığı sağlamak için gereken tüm askeri konuşlandırmayı yapacağız ifadeleri yer aldı. Bildiride Ukrayna'nın demokratik yollarla seçilmiş devlet başkanı, parlamentosu ve hükümetiyle vatanlarını savunan cesur Ukrayna halkının yanındayız denildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da toplantıya canlı bağlantıyla katıldı. Bu arada Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, ülke çapında genel seferberlik ilan edilen kararnameyi imzaladı. 18 ila 60 yaş arası erkeklerin ülkeden çıkışı yasaklandı. Eli silah tutan herkes orduya çağrıldı. Putin'in Ukrayna topraklarına yönelik askeri harekat emri vermesinin ardından sadece bölge değil, dünya alarm durumuna geçti. Amerika, Avrupa Birliği ve NATO'dan Moskova yönetiminin kınandığı ve yaptırımların uygulanacağının bildirildiği açıklamalara imza atıldı. Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock'sa, Brüksel'de Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle Ukrayna'da iki günden beri insanların öldüğünü belirterek, bunun sadece uluslararası hukukun değil, aynı zamanda uluslararası işbirliği temelinin de ihlali olduğunu ifade etti. Buna çok sert bir şekilde cevap verileceğini vurgulayan Baerbock, "Bu Rusya'yı mahvedecek." ifadesini kullandı. Baerbock, "Bu nedenle mali ve ekonomik yaptırımlar içeren kapsamlı bir paket oluşturduklarını, aynı zamanda Ukrayna'daki korkunç durumdan sorumlu olanlara yönelik de yaptırımların olacağına işaret ederek, Putin sistemini vurulması gereken yerden vuruyoruz. Sadece ekonomik ve finansal olarak değil, aynı zamanda güç merkezini de" değerlendirmesinde bulundu. Putin'in ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un da yaptırım listesine alınacağını ifade eden Baerbock, "Ukrayna'da masum insanların ölmesinden onlar sorumludur. Uluslararası sistemin ayaklar altına alınmasından onlar sorumludur. Avrupalılar olarak bunu kabullenmiyoruz." şeklinde konuştu. Almanya Dışişleri Bakanı, yaptırımların kişisel ve ekonomik etkileri olacağını belirtti. Baerbock, "Buradaki hedefin Rus yöneticileri uluslararası ve siyasi olarak izole etmek olduğunu" ifade ederek, "Bunu da devlet başkanını ve dışişleri bakanını yaptırım listesine almakla yaptıklarını" kaydetti. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Rusya'nın Avrupa kıtasında barışı bozduğunu vurguladı. "Diplomatik bir çözüm bulmak için tüm çabalara rağmen aylardır uyardıkları şeylerin gerçekleştiğini" ifade eden Stoltenberg, kasıtlı, soğukkanlı ve uzun zamandır planlanmış saldırının tek sorumluluğu Moskova'ya aittir diye konuştu. Stoltenberg bir kez daha Rusya'yı kınayarak, "Rusya'nın saldırılarını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyor ve Rusya'yı askeri harekatını derhal durdurmaya çağırıyoruz. Ukrayna'nın cesur insanlarının yanındayız. Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü, kendini savunma hakkını ve kendi yolunu seçme hakkını tam olarak destekliyoruz." dedi.